Arkadaşlar geldik üçüncü düğümümüze. Hafif takım avcılığında öğrenmemiz gereken çok yönlü bir düğüm bu. Bu düğümün adı Rapala düğümü. Perfection düğümü ya da loop not, loop düğümü. Yani halka düğümü, çember düğümü olarak da adlandırılıyor. Rapala düğümü nereden geliyor bu Rapala? Rapala biliyorsunuz Finlandiya'daki Finlandiya merkezli dünyanın en ünlü sert sahte üreticilerinden biri. Yani dünyayı sert sahteleri hatta dünyada ünlü yapan markaların başında geliyor. Dolayısıyla Rapala lafı Türkiye'de nasıl nebati yağlara, sanayağı adı genel olarak veriliyor. Rapala adı da sert sahtelere dünyada verile gelmiş, bugünlere gelmiş. Bu Rapala yani sert sahteyi daha iyi, daha mükemmel nasıl sunarız diye düşünülerek oluşturulan bir düğüm bu. Bu düğüm, hemen düğme geçelim hızlıca. Bu sefer beyaz zemin kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane çember yapıyorum. Şu şekilde. Çemberi küçültüyorum. Şöyle nispeten kapatmıyorum ama çemberi. Sonra liderin ucunu bakın sert sahtenin gagasından geçiriyoruz. Şöyle bir şey oluştu. Halkayı sahtenin gagasına yaklaştırıyorum. Liderin ucunu tersten geri alıyorum. Şöyle bir şey oluştu. Bak. Burada aslında biz klipsimizi oluşturmaya başladık. Çok fazla oynatmadan şurada liderin ucunu kendi etrafında şöyle yapalım. 4-5 kez kendi etrafına döndürüyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bir şey oldu. Düğümümüz görülüyor muhtemelen halkamız. Şimdi o halkadan arkadaşlar bu 4-5 kez sardığımız ucu geri geçiriyoruz. Şu şekilde. Bilmem gözüküyor mu? Ve ıslatarak ben ıslatmıyorum. Şurada halkamızı sıkıyoruz. Bakın. Klips yerine halka oluşturduk. Şu fazlalığı alıyoruz. Şu klips yerine biz misinadan, lider misinadan şu şekilde halkamız oluşuyor. Burada ne oluyor? Şu düğüm bakın sert sahte sağa sola 180 hatta 240 derece istediğiniz açıda rahatça oynatmanızı sağlıyor ve minimum görünürlük sunuyor. Şimdi bu biz tabi videoyu çekmek için koyu renk bir misina kullandık ama burada fluorokarbon olduğunu düşünürseniz neredeyse hiç gözükmüyor. Yani sadece sahteye odaklanma şansı elde ediyor. Balıklar. Dolayısıyla bu perfection notu düğümünü yani loop notu rapala düğümünü mutlaka öğrenin arkadaşlar. Üşenmeyin. Özellikle tam gövde fluorokarbon kullanırken şöyle 1,5-2 kilo şekerli 3 pound 4 pound şekerli fluoro tam gövde kullanırken çok yararını göreceksiniz. Sert sahteyi değiştirmek istediğinizde düğümü koparıyorsunuz. Evet. Ve yeniden düğümünüzü atıyorsunuz. Öbür sahtenizi bağlıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki abi ben avlanırken sahte çok değiştiriyorum. Ve eğer sahteyi çok değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani 3-4 taneden fazla sahteniz varsa kullandığınız. Orada bir yanlış var. Yani ya mereyi tanımıyorsunuz. Ya çok macera peşindesiniz.
Zaten Mera'da çalışacak daha önceden deneyimlemiş olduğunuz 3-4 tane sahte olmalı değişik renkte. Yani bir kutuda kaç tane o Mera'ya uygun sahte olabilir ki? Benim olmuyor daha doğrusu. Yani ben zaten Mera'yı gördüğüm zaman oradaki doğal renkleri vesaire görerek sahtelerimi seçiyorum. Dolayısıyla bu takma çıkarma olayı bakmayın videoda biraz uzun gibi gözüküyor ama eliniz alıştığı zaman sık sık yapabileceğiniz bir düğüm olduğunu göreceksiniz. Rapala düğümünü mutlaka öğrenin arkadaşlar. Rapala düğümü sadece rapala için kullanılmıyor tabi. Size bakın bir tane daha uygulama göstereceğim. Bu bizim ünlü mahzallı ağırlıklarımız. Bu mahzallı ağırlıklar daha sonra bir tanıtım videosu yapacağım ama bir tane filketesi var. Ağırlık var. Bir tane de iğne alalım şöyle. Mahzallı ağırlığa uygun iğneler biliyorsunuz yüksek, kalın, daha doğrusu büyük çaplı dairelere, halkalara sahip. Nasıl uyguluyoruz? Hemen hızlıca göstereyim. Filketimize şu şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Bakın filketenin bir tarafı daha geniş, bir tarafı daha dar. Filketeye şu şekilde geçirdikten sonra iğneyi ne yapıyoruz? Filketemizin ince ucunu şöyle denk getirip delikten geri itip şöyle hafsarlı aramızı uyguluyoruz. Hadi gelin tekrar rapala düğümümüzü atalım. Bir tane daire yaptık. Klips kullanmıyorum bakın. Normalde klips kullanıyoruz değil mi? Yani mafsallı ağırlığa uygulamak için. Şöyle dairemizi yaptıktan sonra geçiriyoruz. Bakın şöyle. Ucu halkamızdan geçiriyoruz. Şöyle videoda size daha rahat göstereyim şöyle. Diğer tarafa geçti. Halkamızı oluşturduk. Bakın. Şurada 3-4 tur atıyoruz. Geri alıyoruz ucu. Oluşturduğumuz halkadan geri itiyoruz. Şöyle. Gördüğünüz gibi yine halkamızı oluşturduk. Yani klips kullanmadan mafsallı ağırlığımıza da şu şekilde liderimizi, misinamızı bağlamamız mümkün. Şöyle. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar düğüm anlatımını bitirdikten sonra aklıma bir uygulama daha geldi. Diyelim mahzallı ağırlık yörenizde bulunmuyor ya da elinizde kalmadı. Ama her zaman kıstırma kurşun piyasada bulma şansınız var. Şu şekilde dairemizi oluşturuyoruz. Geniş ağızlı mahzallı ağırlıklara olan uygun mahzallı ağırlıklara uygun iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle geri itiyoruz. Şöyle bir halka oluşturuyoruz. Bakın şöyle. Halkamızdan liderimizi geri atıyoruz. Şöyle diyelim. Biraz daha. Bakın şöyle. Ve burada düğümüzü kapatıyoruz. Tamam.
Bunu halkayı tabi daha küçük yapabilirsiniz. Ben şimdi videoda hızlıca göstermek için yapıyorum. Şimdi burada bir ağırlık yok gördüğünüz gibi. Kıstırma kurşunumuzu alıyoruz. Bir adet de alabiliriz. Yetmedi 2 adet, 3 adet ya da elimizdeki kalına göre birkaç tane de dizebiliriz burada. Bakın. İğne şöyle. Halkanın bir üst tarafı var. Bir de alt tarafı var. Ben alt tarafında kalacak şekilde kıstırma kurşunu geçiriyorum. Şöyle. İyice yaşlandık. Şöyle yapalım. Şöyle bir pense alalım. Şöyle daha rahat göreceksiniz. Şöyle bunu sıkarsak buraya arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet başarılı bir uygulama yapma şansınız var. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar son olarak kıstırma kurşun dışında bir uygulama daha yapacağım size. Şöyle bozalım düğümümüzü tekrar. Yine rapala düğümümüzü atıyoruz. Çemberimizi yaptık. Bu kez arkadaşlar şöyle fır döndürülü yuvarlak kurşunlarımız var. Bizim siteden de sahte kutumdan edinebilirsiniz. Şöyle geçirdikten sonra arkadaşlar iğnemizi de geçiyoruz şöyle. Bakın şöyle bir şey yapmış olduk. Halkamızdan geri getiriyoruz. Liderimize bakın şöyle bir uygulama. Şöyle dört beş tur attıktan sonra ucumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle geri getiriyoruz halkamızdan. Sizi de önlemeden göstermek istiyorum ama kağıdın üstünde zor oluyor. Şöyle yere taktık. Bakın. Halkamızı küçültüyoruz. Dairemizi küçültüyoruz. Ve büyüğümüzü tamamlıyoruz ıslattıktan sonra. Islatmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir sunum. Bu da kayalık meralarda kerevit gibi, kurtlar gibi sahteleri şu şekilde denizde çok rahatlıkla avlarınızı kullanın. Sadece denizde değil tabi tatlı suda da kurtlarınızı kerevit. Bir nevi aslında drop shot tarzı bir uygulama. Bakın ne kadar rahat hareket edebiliyor sahte iğne şu şekilde. Ağırlığı da dibe 3 gram, 4 gram, 5 gram derinliğe göre kullanıp dipte sarkıtarak, dipte sektirerek sahtenize aksiyon verme şansınız var. Bu da yine loop knot kullanarak yapabileceğiniz basit ama etkili takımlardan.